Herkese merhaba. Bugün size Yin Yoga'dan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu videoyu çekmek istememin sebebi Yin Yoga'nın 100 saatlik bir eğitimini tamamlamış olmam ve bu eğitimde neler kazandım, size önerir miyim, ne gibi faydaları oldu ya da belki olmadı, bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle Yin Yoga nedir? Yin Yoga, derin bağ dokularına ulaşan bir yoga yöntemi diyebilirim. 3 dakika ya da 20, yani minimum 3 dakika, maksimum 20 dakika olmak üzere bir pozda duruyorsunuz. Ve derin bağ dokuları dediğimiz o fasyalar normalde katı şekilde, onların bu pozlarla beraber akışkan olmasını sağlıyor. Ben neden Yin Yoga'ya ilgi duymaya başladım ve nasıl bu yolculuk başladı dersek, 1,5 sene kadar Hatha Yoga yapmıştım. Cihangir Yoga'da, Yoga Şala'dan ve birebir ders aldığım bir yoga hocam arkadaşım vardı. Hatha Yoga çok güzel ama tabii ki daha aktif, daha eril. Baş duruşlarını çok seviyordum. Hala tabii yapıyorum. Yin Yoga tamamen dişil enerjili ve pasif kaldığınız pozlar ağırlıkta. Bu ne demek? İlk Yin Yoga dersine sanıyorum Cihangir Yoga'da katılmıştım ve çok etkilenmiştim. Aynı zamanda Devrim Akkaya'yla çok kısa bir sohbetimiz oldu. Onun da Yin Yoga'dan bahsedişi beni etkilemişti en başta. O derse gittiğimde zaten pozlarda pasif halde kalıyorsunuz ya da bazı aktif pozlarda bile kendinizi o akışa bırakıyorsunuz. O bırakma hali, o teslimiyet bir şeylerin açılmasına sebep oldu diyeyim size. Yani değişik böyle bir oksijen fazlalığı hissettim diyebilirim ki zaten pozun içindeyken çok fazla nefes alıp veremeyebiliyorsunuz. Özellikle twistlerde, ama sonrasında oksijen alımınız yanlış olmasın 3 kat diyeyim, 4 kat diyeyim, 5 kat kişiden kişiye değişerek artıyor. Ben Gita Yoga'da aldım eğitimimi. Berra Sertel diye çok tatlı bir hocamız vardı. Hafta sonları cumartesi pazar olmak üzere işte 100 saati tabii ki de tam tamamlamıyorsunuz. Ama daha sonra katıldığınız derslerle tam olarak 100 saat tamamlanıyor. Size önerir miyim bu eğitimi? Bir kere Yin Yoga'yı kesinlikle öneririm. Özellikle çok yoğun çalışan bir insansanız, böyle meditasyon yapmaya zamanınız yoksa ya da isteğiniz yoksa, Yin Yoga bence buna geçmeniz için, yani meditasyona geçiş olarak kullanabilirsiniz. Ve özellikle avukatsanız, hani böyle kafanızı çok meşgul eden bir işte çalışıyorsanız, bu sizin için 3 dakika durmanız, 3 ya da 4 dakika durmanız iyi olacaktır. Bir geçiş süresi gibi olacak. Zaten yogaya meraklı olanlarınız ve teslimiyet duygusunu kolayca, yani kendinizi kolayca poza bırakabilme durumunuz varsa ve çok fazla böyle eril yogadan hoşlanmıyorsanız diyeyim, Yin Yoga evet kesinlikle size göre. Daha sade, daha pasif, daha kabullenme, yani dişil enerji ağırlıkta diyebilirim. Kabullenme, teslim olma, o an neyse, o mat üzerinde neyseniz o gün, o ne kadar bir poz sizi açıyorsa, daha doğrusu aslında değişik tabii pozlar var. Bundan ilerleyen zamanlarda bahsedeceğim. Kendinizi bıraktığınız pozlar var ve şunu söylemek istiyorum. Gerçekten ruh haliniz, düşünceleriniz, duygularınız o gün neyse ona izin veriyor bedeninizde. Ve bunu deneyimlemek, yani bedenimde görmek, fiziksel anatomi beni çok etkileyen bir konu oldu. Çünkü bunu gerçekten görebiliyorsunuz siz de. Dolayısıyla önerir miyim kısmı? Evet, öneririm. Ama çok zihinsel işler yapan insanlara ilk başta çok harika gelmeyebilir. Hatta belki Hatha, Ashtanga gibi yogalara yönelip belki sonrasında Yin Yoga'yı haftada bir iki hayatınıza sokmanız daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum. Eğitim bir kere fiziksel anatomiden bahsediyor. Meridyenlerden, duruşların üzerinde ilk başta duruyorsunuz. Yani her bir duruş, mesela kalça açıcı pozlar nelerdir ve nereye etkili, neden etkili? Bunun insan sağlığına yararı var mı? Nedir gibi konular üzerinde duruyorsunuz ve bütün pozları tamamladıktan sonra da siz ders veriyorsunuz. Bizim sınıfımız 10-17 kişi, ya 15 ya 17 kişiydi, yanlış olmasın. 15-17 kişilik bir sınıfa ders verdim. Herkes yarım saat ders veriyor ve sonra da hoca size nelere dikkat etmeniz gerektiği, nerelerde iyi olduğunuzu söylüyor. Dediğim gibi, yani ben
Neden bunu aldım? Çünkü yin yoga eğitimi alıp ders vermek istiyordum. Ve şu anda da ders verebilecek düzeyde miyim? Evet. En azından fiziksel anatomiyi de çok iyi kavradığımı düşünüyorum. Son olarak da sağlık ve yin yoga ikileminden bahsedersem sağlığa çok etkisi var. Neden etkisi var biliyor musunuz? Biz akış halindeyiz. Yani bedenimiz %70 su biliyorsunuz ve bu bir akış halinde olması gerekiyor. Yin yoga'nın sağladığı bu pozlarla beraber, pozlar sadece bir araç. Yani bunu sadece esnemek olarak aslında görmeyin ve buna başlarsanız ne demek istediğimi daha da iyi anlayacaksınız. Bu akışı size sağlıyor. Dolayısıyla da sağlığınız çok daha olumluya gidiyor birçok anlamda. Bunu dediğim gibi zaten sizin kendinizin denemenizi isterim. Çünkü ben ne kadar burada sözel olarak anlatsam da bir insan kendisi deneyimlemeden ne demek istediğimi asla anlayamayacaktır %100 olarak. O yüzden de ilginiz varsa hiç tereddüt etmeyin. Ben ilerleyen videolarda sizinle mesela kalça açıcı 3 poz seçip onu paylaşıyor olacağım. Tabii ki de o noktada dikkat etmeniz gerekenleri de size söyleyeceğim. Meridyenler konusu var bir de. Bunu da sizinle bir videoda açıkçası çok paylaşmak istiyorum. Çünkü benim bu eğitimde en etkilendiğim kısımlardan biri meridyenler oldu. Yani mesela her organın bir saatinin olması, bunun ne demek olduğu, bizim meridyen noktalarımız. Bunları da sizinle ilerleyen zamanlarda paylaşacağım. Ve eğer ki siz de bu videoyu beğenirseniz belki bunu seri olarak devam ettirebilirim. Ve tabii ki de bu sadece yin yogayı kapsayacak. Çünkü eğitimim bu alanda. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Özellikle sorunuz varsa seve seve yanıtlarım. Çok keyif duyarım bundan. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere haftaya.